Selam sevgili seyirciler. Selamların en güzeli de selam. Bu hafta stüdyolarımızda Profesör Ali Akar hocam konuğumuz olacaklar ve dilimizi Türkçe'yi konuşacağız. Tarihin ilk döneminden bugüne ve bütün genişliğiyle dünyadaki yayılım alanına kadar, lehçelerine, bütün renklerine kadar dilimizi konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Yakup Bey. Teşekkür ediyorum. Zahmetler verdik Muğla'dan buraya kadar yorduk sizleri. Türkçe için ve sizin programınız için her türlü zahmet değer. Size de teşekkür ediyorum böyle güzel müstesna bir programı hazırladığınız, sunduğunuz için. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Hocam ilk Türkçe metinler sizin kanaatiniz ve bilgilerinize göre ne günden itibaren başlamıştır? Evet. Güzel bir soru bu. Türkolojide gerçekten 100 yıldır tartışılan Türkçenin tarihiyle ilgili konularda sürekli ilk Türkçe metinler ne zaman çıktı veya hangi metinler ilk Türkçe metinlerdir sorusu çıkıyor. Şimdi bilinen bu 2. Göktürk Devleti zamanında Költigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk yazıtları var. Fakat onlar 8. yüzyıla tarihleniyor. Bundan önce de Türkçe metinler var. Çoyrun yazıtı var. 680'lere tarihleniyor. Daha önemlisi 1970'li yıllarda Kazakistan'da altın elbiseli adam heykeli bulundu. Bir savaşçı altın zırhlar içerisinde. O savaşçı zırhının yanında da bir Sasani tabağı bulundu. Bu tabağın tarihlendirilmesi milattan önce 4. yüzyıla götürülüyor ve orada kök Türkçe bir metin var. Bunu Kazak Türkolog Altay Amanjolov 1980'li yıllarda yayımladı. Dolayısıyla bizim Türkçe yazılı metinlerimizin tarihi bu tabaktaki yazı esas alınırsa milattan önce 4. yüzyıla kadar götürülebilir. Dilimizin tarihi elbette çok eski ama evet. Bu arada bir müzikle sohbetimize mola verelim hocam. Sonra evet. Metinlerden dil olarak Türkçenin eskiliğinden devam ederiz Cem. Evet. Kaçmaz oldu şu bodrumun kızları ama erkekten kaçmaz oldu. Nazlı da yârimin hatırı.
Teşekkür ediyoruz. Hocam program orkestramız siz Muğla'dan buraya kadar yoruldunuz. Sizi bir Muğla türküsüyle karşılamak istediler. Çok teşekkür ediyorum orkestranıza. Zaman zaman müzikleri dinliyorum ben programınızı izlerken. Türk dünyasının değişik yörelerinden ve Muğla'mızdan programda müzikler var. Teşekkür ediyorum. Evet tabi ama bir Sivaslı dünyanın neresine giderse gitsin Sivaslıdır. Bunun da altını çizmek lazım. Evet. Türkçe'ye tarih perspektifinden bakarsak hocam, Türkçe'nin yayılışı nasıl olmuştur? Bugüne milattan önce 400. yüzyılda ilk metinlerimiz var. Evet, 4. yüzyıldan itibaren. Evet. Tarih perspektifinden Türkçe'nin yayılışı hakkında neler söylemek istersiniz? Tarih perspektifinden bakınca bizim yazı dilimizin yayılışı önce bu Göktürkler döneminde yazı dili oluşmaya başlıyor. Sonra Göktürklerin yerini Uygurlar alıyor. Fakat Uygurlar bu yazıyı yerleşik kültür ortamına taşıyorlar. Yani bugünkü Doğu Türkistan ve Fergana Vadisi'ne. Orada Uygur kültürü ve edebiyatı malumunuz gelişmeye başlıyor. Daha sonra İslami dönemle birlikte, Karahanlılarla birlikte Türkler Harezm coğrafyasında oturmaya başlıyorlar ve Oğuzlar kuzeyden geliyor, Karluk ve Kıpçaklar da doğudan. Bugünkü Harezm coğrafyası, Türkmenistan ile Doğu İran arasındaki bölge, burada Türkçe oluşmaya ve gelişmeye başlıyor. Bugünkü asıl Türkçenin bir dil havuzu olarak oluştuğu coğrafya Harezm bölgesidir. Harezm hem topraklarının mümbit, bereketli olması bakımından hem de orada insanların kültüre, sanata zaman ayırması bakımından çok önemli bir yer olmuş. Orada 11. yüzyılda Kıpçaklar, Karluklar, Oğuzlar, bugün bizim Türkiye Türklerinin ataları olan Oğuzlar, o coğrafyada 10. ve 11. yüzyılda 100-150 yıl bir kültür ortamı oluşturuyorlar. Ve Türkçe o coğrafyada asıl mayalanmaya başlıyor. Bugünkü Türk lehçelerinin oluştuğu dönem, o güne kadar Türkçe bir koldan geliyor. Köklü, yani Uygur, bu Harizm'deki mayalanma dediğimiz dönem ve daha sonraki lehçelerin oluşmasıyla bugünkü lehçeleri, bunlar bir Türkçeden mi lehçelere uzaklaştılar, ayrıştılar? Yoksa baştan beri bu renklilik, çeşitlilik var mıydı? Evet. Bu lehçeler nasıl oluşturur? Lehçeler elbette her dilin içinde bir takım diyalekler, konuşma aksanları vardır. Ama asıl olan yazı dili olmaz sürecidir. Şimdi 1200'lerde bu Harezm bölgesini Moğollar istila edince Oğuzlar batıya geliyor, Oğuzcayı oluşturuyor. Bizim Anadolu Türklüğü. Kıpçaklar da Karadeniz'in ve Hazar'ın kuzeyinden giderek onlar da Kıpçak Türkçesini oluşturuyor. Çağataylar da o coğrafyada kalarak bugünkü işte Özbek ve Yeni Uygurcanın nüvesi olan Çağataycayı oluşturuyorlar. Dolayısıyla asıl 11. 12. yüzyılda Moğol istilasıyla Türkler Harezm bölgesinden dağıldıktan sonra yazı dilleri oluşmuş. O güne kadar Türkçe bir kökten, bir esastan geliyor. Ayrılık yok aslında dilde. Biz dilciler temel kelimeler diye bir şeyden bahsederiz. Bir dilde yaklaşık 200 temel kelime vardır. Bunlar vücut organları, temel fiiller, sayı sözleri. Bunlar asla değişmezler. Yani her dilde öz kelimelerdir bunlar. Mesela ona kadar sayma sayılar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diyoruz biz. Bunu Kazak da aynı şekilde söylüyor, biraz fonetik değişiklikle. Kırgız da, Özbek de, efendim Yakut Türkü de aynı şeyi söylüyor. Bunlar temel kelimeler. Bu bakımda Türkçenin özünde bir ayrılık yok. Lehçe ayrılması sonradan oluşmuş. Buranın altını biraz daha çizersek hocam. Dille uğraşmayan ya da lehçe bilgisi olmayan birisi Kazakça duyduğunda ya da Kırgızca duyduğunda bunu kolay da anlamıyor, anlayamıyor.
Ama dil bilimciler, Türkologlar bu bütün bu lehçeleri bir dil sayıyorlar. Evet. Dil, bunların dil sayılması bu temel kelimeler dediğimiz meseleden dolayı mıdır? Evet. Yani onlar anlayamasa da normal bir vatandaşın anlayamamasına rağmen. Evet. Yani dilde ses denklikleri diyoruz. Bu çok teknik konu olduğu için burada seyircilerimizi teknik konularla boğmayalım. Temel kelime, ses denklikleri dediğimiz şey, mesela bizim Türkiye Türkleri yıl diyor, Kazaklar jıl diyor, Kırgızlar da cıl diyor. Şimdi burada denklikler, Türkiye Türkçesi ye eşittir Kazak Türkçesi je, Kırgız Türkçesi c. Bütün kelimeler öyle başlıyor. Dolayısıyla halk da aslında öğreniyor bunu. Bizim Türkiye'li ortalama okur yazar kimseler Azerbaycan'a gidince bir hafta içerisinde Azerbaycan'da Türkçeyi öğreniyorlar. Sorun yok. Kırgızlarla, Kazaklarla bir ayda, bir buçuk ayda anlaşılabiliyor. Oysa bugün bir Türk İngiltere'ye gitse, hiç İngilizce bilmeyen, bir senede, iki senede ancak kendini ifade edebilecek temel kelimeleri öğrenir. Diğer taraftan Kazak ve Kırgızcayı ana diliyle aynı olduğu için daha hızlı süreçte öğreniyor tabii. Tabii siz sohbetinizde Kazak Türkçesi, Kırgız Türkçesi diye kullanıyorsunuz. Bazen de Kazakça, Kırgızca diye kullanımı da var. Bunun hangisini kullanmak lazım hocam? Evet. Yani o çok güzel bir soru. Kazakça mı, Kazak Türkçesi mi? Kırgızca mı, Kırgız Türkçesi mi? Şimdi Türkçemizde ca, ce ekleri bir dil yapma ekleri. Ayrı, müstakil bir dil yapma ekleri. Batı terminolojisinde Kazakça deniyor. Azerice deniyor. Oysa bunlar ayrı dil değil. Türkçenin lehçeleri. Bir dilin lehçeleri. O bakımdan ben bunları Kazak Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi diyorum. Yıllar önce bir Batılı dostumuzla görüşürken o dedi ki bu Kazak Türkçesi değil, Kazakçadır. Niçin dediğimizde o ayrı bir devlet olduğu için, o devletin dili olmasından dolayı Kazakça diyoruz dedi. O zaman ben şu soruyu sordum, o cevap veremedi. Peki Avusturyaca diye bir dil var mı? Yok, Almanca konuşuluyor. Dolayısıyla Avusturya'da konuşulan Almanca'nın bir lehçesi. Avusturyaca yoksa Azerice de yok. Azerbaycan Türkçesi var. Zaten Azerbaycanlı kardeşlerimiz Azerbaycan ismini kullanıyor. Azerbaycan Türkçesi. Azeri kelimesine de kızıyorlar. Bir etnik ad olamaz diye. Tabii siz sohbetimizin başında da söyledik, Muğla'dan geldiniz ve Muğla ağızları üzerinde de çalışmalarınız var. Evet. Anadolu'nun en batı ucu. Evet. Anadolu'nun en ucundan Orta Asya'ya, Sibirya'ya doğru dönüp baksak Muğla'daki konuşulan ağızla oralardaki konuşulan dil arasındaki ilişki nasıl? Benzerlikler, farklılıklar? Evet. Tabii bu benim yıllardır çalıştığım bir konu, ağızlar, Muğla ağzı. Çok yalıtılmış, izole bir ağız Muğla ağzı. Çünkü Muğla'ya gelen Türkmenler engebeli coğrafyada fazla bir tarafa yayılmadan kalmışlar ve dıştan da herhangi bir göç gelmediği için orada dil 1000 yıl önceki Türkmenistan'daki, efendim bugünkü Hazar Denizi'nin doğusundaki dil korunmuş aynen Muğla'da. Ben birçok unsur buldum orada. Mesela Muğla'da dışarıdan gidenler anlamıyorlar. Mesela onlar geliyorum yerine geli batırın diyorlar. Acaba bu hangi dil diye soruyor dışarıdan gelen özellikle öğrencilerimiz. Hocam biz anlamıyoruz bu dili falan. Sonra karşılaştığımızda Kazaklar gelip yatırın diyor. Kırgızlar gelip yatırın diyor. Türkmenler de gelip yatırın diyor. Muğlalılar da gelip batırın diyor.
Dolayısıyla o bizim teknik olarak söylediğimiz tasvir fiille yapılmış bir yapı. İşte Muğla bölgesi, Denizli'nin batı ilçeleri, Aydın'ın güney, Çin'e ve Nazilli, Bozdoğan ilçelerinde böyle 1000 yıl öncesinden saklanmış şeyler var. Dil özellikleri çok korunmuş bunlar. Ve ben bunları derledim. Doçentlik çalışmam da benim o şeyde. Başka özellikler de var. Dolayısıyla Anadolu'da bugün yazı dilimizin dışında konuşulan ağızlarımız çok zengin. Yazı dilimizde 104 bin sözcüğümüz var. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde. Ağızlarımızın sözlüğü olan derleme sözlüğünde 350 bin kelime var. Bu 350 bine 104 bin dahil değil. Dolayısıyla ikisini topladığımızda Türkiye Türkçesinin şu anda 500 bin kelimelik bir söz dağarcığı oluşuyor. Bu bakımdan ağızlarımız bir hazine bizim. Bunları araştırmak. Muhteşem bir zenginlik. Hocam izin verirseniz yine sohbeti müzikle aralayalım. Evet. Cem Gürdal ve arkadaşları bu kez bizi Kırım'a götürecekler. Evet. Arzu söyleyecek. Teşekkür ediyoruz. Tabii izleyicilerimiz arasında merak edenler olabilir hocam. Siz çok haşir neşir olduğunuz için sizin için çok kolay bir bilgi olabilir ama bugün dünyada kaç kişi dilimizi konuşuyor, Türkçe konuşuyor? Herhalde yani, merak edenler vardır. Net bir rakam vermek mümkün değil tabii ama Türkçemizin coğrafyası Sibirya'dan Prizren'e kadar, Datça'ya kadar kesintisiz bir coğrafya. Yani Avusturyalı Türkolog Bamberi geçen yüzyılda Türkçe konuşan bir kişi Viyana'dan Mançurya'ya kadar başka hiçbir dile gerek kalmadan gidebilir demişti. Gerçekten öyle. Sayı olarak tespit etmek kolay değil. Bunun sebebi de şu. Bugün Doğu Türkistan'da ki bölgede tam olarak nüfus sayımı yapılamıyor. Evet. Doğru bir rakam yok. İran Türkleri ile ilgili veya Rusya'nın değişik yerlerinde. Fakat biz Türkologlar en pinti rakam, en düşük rakam olarak 220 milyon kişinin Türkçe veya Türkçenin değişik ağız ve lehçelerini konuştuğunu sayıyoruz. Ve bu da dünyada ilk 10 dil arasında yer alıyor. Bunlar içerisinde en etkili olan, en gelişmiş olan Türkiye Türkçesi tabii. Türkiye Türkçesinin de lehçeleriyle birlikte bu Balkanlardaki Türkler, Kuzey Irak'taki Kerkük Türkmenleri, Suriye Türkmenleri, Kıbrıs Türkleri
ile bunlar Oğuz Türkçesi konuşan grup. Bir 85 milyon Türkiye Oğuzcası. 220 milyonun evet, 85'i Oğuz. Evet. Bu Çağatay ve Kıpçak gruplarını nasıl ayırıyorsunuz hocam? Evet, Kıpçak Türkleri de zaten 3 bölgeye ayrılmış. Bir Rusya içerisindeki Tataristan ve Başkırdistan. İşte Kafkaslardaki Kumuklar, Nogaylar ve Karaçaylar var. Ve Orta Asya'daki Kazakistan, Kırgızistan, Karakalpakistan. Bunlar da Kıpçak grubu. Bunların coğrafyaları geniş ama konuşur sayısı fazla değil. Yani 20-25 milyon civarında bir nüfus konuşuyor. Çağataylar fazla, Özbekler, Özbekistan'ın nüfusu 22 milyon. İşte Doğu Türkistan'da da bir 30 milyon olduğu tahmin ediliyor. Dolayısıyla bugünkü Karluk grubunu konuşanların sayısı bir 50-55 milyon civarında görünüyor. Fakat yani bunlar içerisinde söylediğimiz gibi en etkin olan Türkiye Türkçesidir. Bilim dili, kültür dili, sanat dili olarak gelişmiş, belki Türk dünyasında ileride ortak bir dil olacaksa bu dil üzerinden, Türkiye Türkçesi üzerinden yürüyecek. Hem konuşur sayısı bakımından hem bilimsel gelişmiş, işlenmişlik bakımından. Bir de Çuvaşça var hocam. Bu, yani Karluk, Çağatay, Oğuz evet. Tamam ama bir de hepsinden ayrı bir de Çuvaşçamız var. Evet. Çuvaşça bizim radikal dilimizdir, kök dilimiz. Şu şekilde bütün Türk lehçeleri Z Türkçesidir. Biz teknik olarak söyleriz. Çuvaşça da R Türkçesidir. Yani onlardaki, bizdeki Z'ler orada R oluyor. Çuvaşların çok erken dönemde tahminen milattan önce 1000-1500'lerde ana koldan ayrılarak bugünkü Altay Dağları'nın kuzeyinden Urallara göçen bir Türk oymağı olduğu, orada dillerini kendi içlerinde geliştirip farklılaştırdıklarını düşünüyoruz. Fakat bu Z, R derken hocam sanki bilgisayara bir komut verilmiş. Nedir? Z gördüğünüz yere, gördüğün yere R harfini koy der gibi evet. Bütün seste bu muhteşem bir şey değil mi? Yani, evet. Yani tabii ses denklikleri öyle ama Çuvaşça çok değişmiş Yakup Bey. Yani Çuvaşça bu 3000 yıllık bir ayrılıkta kendi içinde fonetik gelişmelere, değişmelere uğramış. Bugünkü bir Çuvaşı, Çuvaşça konuşanı bizim anlamamız gerçekten zor. Yani dil bilimcilerin de anlaması zor. Sadece R ve Z yanında onlar var. Onların yanında diğer şeyler de değişmiş, sesler. Çünkü yazı dili olmamış. Yüzyıllar boyunca konuşma dili olarak değişmiş. Bir dili yazı dili sabitler. Eğer dilin grameri varsa, sözlüğü varsa o dili korur, sabitleştirir. Eğer dil yazılmıyorsa, yazılmayan dil bir süre sonra büyük dil grupları içerisinde yok olur gider. Bir sorumun cevabını bu Çuvaşçayı anlatırken aldım gibi oldu hocam. Yazılı metinler için bir tarif vermiştim Türkçenin metinleri için ama ben Türkçe ilk ne zaman konuşuluyordu, ne kadar yıllık bir dil diye soracaktım. Çuvaşça ile ayrılığımız 3000 yıl diye evet. Bahsettiniz. Dolayısıyla Türkçenin... Daha eski Türkçe. Yani şöyle, Türkçenin şu anda ilk yazılı kelimeleri Sümer metinlerinde var. Sümerler milattan önce 2500'de bugünkü Mezopotamya'da yaşamış ve yazıyı ilk bulmuş uygarlık malumunuz. Orada Türkçe kelimeler var, 160 civarında. Dolayısıyla Türkçe bundan 5000 yıl önce konuşulan bir dildi. Onun öncesi de olabilir. Çünkü Altay teorisi vardır. Bu Altay halkları, bugünkü Moğollar, Mançular, Tunguzlar, Japonlar, Koreliler ve Türkler. Onların hepsinin bir dili konuştukları, bir Altay dilini konuştukları. O Altay dilinden lehçeleşme olduğu söylenir.
Altay dili de milattan önce 9000 10000'li yılları tarihlendiriyor. Kelimelerin değişim süreci içerisinde dinciler. Dolayısıyla çok eski ve karanlık bir dönem. Ama muhteşem bir şey ya, 9000 yıllık hadi Türkçe ile söyleyelim 5000 yıldır evet. kullanılan kelimeler. 5000 yıl kesin ve sabit olan yani. Evet. Bu muhteşem bir şey tabii. Bugün Türkçenin işte Sibirya'dan Prizren'e kadar tabi coğrafyasında edebi dil olarak, yazı dil olarak farklı lehçeler geliştirilmiş ve onlarla ilgili edebiyat var, onlarla ilgili metinler var, yayınlar var. Bunların birbirlerine aktarılması çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Evet. Neler yapılmalı? Evet, çok güzel, önemli bir noktaya temas ettiniz. Yani bu lehçeler arasındaki ilişkiler, biz Sovyetler dağıldıktan sonra Sovyetler Birliği gündeme geldi. Türkologlar ve edebiyatçılar ilgilenmeye başladı. Fakat bu bir yöntemle, bir planlamayla yapılması gerekir. Bugün lehçelerden aktarmalar yapılıyor. Bir takım romanlar, küçük hikayeler aktarılıyor. Fakat oralarda bazı sistem hataları var. Bu lehçeler de ortak kelimelerden bahsetmiştim demin. O ortak kelimeleri Türkiye Türkçesindekiyle aynı zannederek çeviriyor arkadaşlarımız. Mesela düşmek kelimesi Türkiye Türkçesinde düşmekle Azerbaycan Türkçesinde düşmek var, iki tane. Azerbaycan Türkçesindeki düşmek inmek. Bu Dede Korkut'ta da geçer. Mesela uçağımız Bakü Havalimanı'na düşüyor diyor. Oysa inmek anlamındadır. Türkiye Türkçesinde düşmek herhangi bir uçurumdan düşmek, tehlikeli bir yerden düşmek, istem dışı düşmek anlamında kullanılıyor. Ya başka kelimeler de var işte. Mesela çocuk kelimesi. Çocuk kelimesi bizde insanın evladı yerine geçiyor. Lehçelerde çocuk kelimesi domuz yavrusu olarak geçer ve Toharca'dan alınmış bir kelime. Siz onlara çocuk dediğiniz zaman komik bir durum olur veya oradaki çocuğu Türkiye Türkçesine çocuk olarak çeviremezsiniz. Çevirdiğiniz zaman yanlış olur. Dolayısıyla bu lehçelerdeki benzer kelimelerin o lehçedeki anlamını alarak çeviri yapmak gerekiyor. Bu bakımdan lehçeler arasındaki aktarma çalışmaları çok önemli. Biz bunu önemsiyoruz. Çünkü Türk lehçelerinin birbirleriyle ilişkilerini geliştiriyor. Edebi ilişkilerini geliştiriyor. Kültürel ilişkilerini, sözcük ilişkilerini. Ama bunlara dikkat edilmesi gerekir aktarmalarda. Hocam, bu kez program orkestramız bizi İdilular'a götürecek. Ve Matur Kızlar diye bir eser var. Bizim de çok sevdiğimiz, onu dinleyeceğiz. Buyurun canım. Thank you.
Teşekkür ediyoruz. Değerli hocam, size de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir programını hazırladığınız için, Türk diline, kültürüne, Türk dünyasına hizmet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz de tekrar teşekkür ediyoruz hocam. İnşallah yeni programlarımıza da bekliyoruz. İnşallah. Sevgili seyirciler, bu hafta penceremizde Muğla Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Sayın Ali Akar vardı. Hocamla Türkçenin ilk gününden bugüne kadar tarihi coğrafyasını, gelişimini, yayılım alanlarını konuşmaya, sohbet etmeye çalıştık süremiz el verdiğince. Ben penceremiz kapanıyor ama sizin gönül pencereniz her zaman dostluğa, sevgiye açık kalsın. Hoşça kalın.